hayatına karar verirse bir kişinin başına ne geliyor? Yeni hayatına karar Neler gelmiyor ki? Ne kadar güzellikler mi geliyor? Zaten siz bunu çok cince bir soru sordunuz. <laughs> Aslında bunu çok iyi biliyorsunuz. Çünkü imgesel çalışma denen, yani yeni hayatını imgelediği takdirde olmuş gibi. Önün öyle kanallar açılıyor ki. Çok şaşırıyorlar. Bir danışanımla, yurt dışında yaşayan bir danışanımla bir hikayem var. Ee, maddi imkanları çok iyi. Allah daha iyisin be hanımefendi. Mortgage ile ilgili yurt dışında biliyorsunuz finansal kiralama sistemi var. Mortgage ile ilgili birazcık e, sıkıntısı olmuş. Sıkıntı kelimesini kullanmayayım bunu iddia ediyorum. Bir, bir olumsuz durum olmuş. Dedi ki hocam mortgage beni biraz yoruyor. Bir çalışma hmm. yaptık bankaya. O hiçbir e, onlara başvuruda bulunmadan iki çalışmanın arkasından 50 şer sterlin sizin borcunuza indirim yapıyorum diye bankadan yazı gelmiş. Hocam diyor inanamıyorum bunun nasıl olduğunu bilmiyorum diyor. Bilmeyin dedim. <laughs> Bazı şeyleri işlevsel sizin dilinizle pragmatik yaklaşmak lazım. Tamam. Bir şey işe yarıyorsa kullan. Tamam. Yaramıyorsa kullanma. Tabii. Yöntem işe yarıyorsa devam et. İşe yaramıyorsa değiştir planı. Mesela insanların hakkında yargılar, hükümler, eleştiriler, etiketler ya da onları beğenmediğinize dair e, yaratımlar yapıyorsanız da yolunuz açık olmuyor. Çünkü enerji buraya harcıyorsunuz. Yani ben bakıyorum, Ekrem de bugün böyle bir gri bir gömlek giymiş ama pek de olmamış. Hani insanlar bunlarla çok haşır neşir. Bu enerjiyi çekip ben bu hayatımı daha iyi nasıl taşırımı düşünmeden karşısındakinin kılına kıyafetine ya da kıskançlık denen de o mekanizma tetikleniyor. olan adam, doktor moktor nerelerden de doktor olmuş bak görüyor musun biz sokaklarda su sattık simit sattık adam gitmiş doktor olmuş. Sen bilmiyorlar ki Ekrem'in ön yargı var. Ön yargı ve varsayım da bir zihin oyunu. Ekrem nereden geçti? Doktor oldu ama ben CV'nizi de gördüm çok etkileyici bu arada. Aslında bu oğlum. kadar zamanı nasıl sığdırdınız bilmiyorum. İşte kuantum alanına ilgili herhalde. Yani onun nasıl olacağını düşündüm. Bir bilene sordum. İşte rehberlerden, navigatörlerden, mentorlardan, büyüklerden, öğretim üyelerinden, hocalarımızdan onun geçiş yollarını, başarı öykülerini okudum. Kendime özgün e, tasarımlarla yol aldım. aldım. Yani herkesin bir başarı öyküsü var. Ünlü iş adamlarını olsun, büyük bilim adamlarını olsun. E şimdi birkaç kanatlı uçmak gerekiyor. Yeri geliyor uçakla, yeri geliyor füzeyle, yeri geliyor eşekle yol almak gerekiyor. Anlatabildim. Yeri geliyor at üstünde. Yeri geliyor rüyamızda yol almak gerekiyor. İşte uykularımı programlayıp yeni yarının tasarımı programı planı heyecanıyla bir de günün kazanımıyla yol aldım. Yani rüyalarımı ve uykularımı da değerlendirdim. Çok güzel bir noktaya geldim. Biliyorsunuz değil mi? E, Türk insanında e, işsiz, güçsüz takımda çok fazla uyumak vardır. Uyku bir kaçıştır biliyorsunuz sizin de. Tamam. Yani hayattan kaçmak. Eğer ya yani başarısız olmak istiyorsan çok uyu. <laughs> Diyorum. Doğru, doğru. Yani ben oldukça erken kalkarım. Oldukça erken yol alırım. Bir tamam. günaydın mesajı veririm. Her gün bana güzel geri bildirimler olur. Çünkü onların hayatlarını nasıl yapacaklarına ait heveslendirici bir şeyler söylerim. Çünkü onu verdikçe bana dönüyor. Kesinlikle. Çünkü sizin kainata ve insanlara ve dahi hayvanlara ve bitkilere, yani tüm zerrahta verdiğiniz ...o sinerji ve enerjiyle toplam bir ordunun, bir komutanın marşa basması gibi harekete geçiyor. Kazanımlarından size de bir adeta komisyon usulü paylaşımlar oluyor. Böyle bir senfoni ve orkestra halinde hareket ediyorsunuz. Yani nasıl ki burada internet ağları belki çok gözükmüyor... Ama wireless biz bağlıyız. İşte wireless enerji verebilmek çok daha e, ve bilgi birikimlerimizi, paylaşımlarımızı, mutluluklarımızı paylaşmak e, bizde azalmıyor, artışa neden oluyor. İlkokulda bizim bu yerli malı haftası gibi evet. günlerimiz olurdu. Tabi. İşte o yüzden herkes gününde, gecesinde, rüyasında, televizyon programında, seminerinde, eğitiminde aldığım e, yenilikleri, bilimsel araştırmaları paylaşırsa yerli malı haftası gibi bir sergi fuar halinde yaşarsak o yüzden bu kremalardan, e, bu ikramlardan maddi manevi paylaşırsak e, onlar artar. Yani evet. e, bizden bir şey eksilmediği gibi bizim birçok e, destek e, gerektiğinde bize destek olarak geri döner ee, önümüzden arkamızdan her şekilde yetişir ve e, konuş her konuşmamız bir zikir bir tesbih gibi tüm kainata e, kelebek etkisiyle dalga dalga yayılır. Geometrik Sizin, etkiyle, evet geometrik etkili katlanarak geometrik seri şeklinde iki üzeri en üç üzeri en gibi katlanarak büyür. E, o yüzden e, başta ruhen zengin olursak az önce dediğiniz gibi parasal, maddi ve ekonomik olarak da zengin oluruz. Ee, bu bize yeter de artar